Hızır Aliman Tarkanalıma hoş geldiniz. Gününüz sağlıklı, huzurlu, bereketli olsun inşallah. Ben sizlere 11 gün önce sıvı besyer nasıl hazırlanır, katı besyer nasıl hazırlanır, üzerine tohum kompost nasıl ilave edilir göstermiştim. Burada gördüğünüz gelişmeler 11 gün önce birlikte hazırladığımız gelişmelerdir. İçine kocaman bir tohum kompost parçası attım ve gelişimi bu şekilde. Ki samanı görüyorsunuz. Saman tamamen dibe çökmüş vaziyette. O dibe çöken samanımızın etrafındaysa şu yoğunlukta oluşmuş hifler. Bakın. Sıvı besyerin özelliklerini size anlatacağım. Yalnız bir tavsiyem olacak. Yeni yapacak olanlar önce sıvı besyere heves etmeyin. Siz önce mantar tohum kompostunuzu yapın. Bakın burada dikkatlice beni dinleyin. Önce mantar tohum kompostunuzu yapın. O mantar tohum kompostunuzla mantar kompostu yapın. Ben yavaş yavaş böyle anlatıyorum. Siz de dikkatlice sözlerimi kavrayın. Önce tohum kompostunuzu yapın. Bakın çok acele edenler var. Ya ben çok üzülüyorum. Hani daha mantarı nasıl yetiştireceğini, nasıl çıkaracağını öğrenmeden kaç para kazanacağını soranlar oluyor. Daha mantarı yetiştirmemiş, ne kadar odada yapacağını, şu kadar yerim var, ne kadar nasıl yapabilirim, nasıl yetiştireyim. Ya şimdi benim size demem boştur. Siz kendi alanınızı, mantarınızı çıkardıktan sonra kendiniz nasıl yapılacağını kavrayacaksınız. Çünkü mantar öyle bir yiyecek ki hem basit yetiştirebilirsin hem de yetiştirmeyi bilmezse çok yapmaya kalkarsa zarar edebilirsin. Yani buna çok dikkat edin. Önce tohum kompostunuzu öğrenin. Bakın tekrar diyorum. Önce tohum kompostunuzu öğrenin. Tohum kompostunuzu öğrendikten sonra bakın öğrendikten sonra mantar çıkarın. Çıkaracağınız mantarı da hijyenik bir şekilde yetiştirin. Eğer onu tohum kompost yapacaksanız. Biz bunu nereden getirmiştik? Pazardan getirmiştik. Nereden getirmiştik? Marketten getirmiştik. Bak benim kendime ait çıkardım. Mantarım var. Ama ben sizin izleyeceğiniz yolu izleyerek size gösteriyorum ki hata yapmayın. Siz o mantarı çıkardığınız zaman kendinizin girmediği tertemiz bir odanız varsa orada mantarınızı yetiştirin. Eğer yoksa da küçük bir sera yapın. Zaten ben size küçük bir sera nasıl yapılacağını göstermiştim diğer videolarımda. Elinizde bir sepanız varsa etrafına film streç yaparak küçük bir sera yapabilirsiniz. Dediğim gibi o seranın içinde de mantarınızı yetiştirin. Yetiştirdikten sonra onu tohum kompost yapın. Ve ki elinizde temiz kullanacağınız böyle sıvı miseliniz olsun. Tekrar diyorum. Sıvı miseli eğer siz yeni başlayacaksanız yapmayın. Eğer yapıyorsanız sadece niçin yapın? Öğrenmek için yapın. Ama onunla böyle ben çok hemen öğretime geçeyim durumuna sakın girmeyin. Çünkü önce mantarınızı hijyenik bir şekilde yetiştireceksiniz. Ve daha sonra onu tohum kompost haline getirdikten sonra da bu şekilde sıvı misel elde edeceksiniz. Sıvı miselinizi nasıl yapacaksınız? Ben onu size diğer videolarımda göstermiştim. Kanalıma yeni katılan kardeşlerim de adım birdeki videomuzu inceleyin.
Orada tohum kompostu nasıl yapılır gösteriyoruz. Siz de önce böyle tohum kompostunuzu yapın. Daha sonra o tohum kompostunuzu mantar kompostu yapın. Onun da nasıl yapılacağını diğer adımlarda göstermiştim. Üzerinde mantarınız çıktığı zaman da eğer çok yapmak istiyorsanız, hani çok üretim yapmak istiyorsanız, o temiz mantarınızla kendinize temiz tohum kompostlar yaparak bu şekilde sıvı miselinizi elde edersiniz. Ama kesinlikle pazarda, şurada, markette getirdiniz, tohum yaptınız mantarla olmaz. Siz önce mantarınızı kendiniz yetiştireceksiniz. Yetiştirdikten sonra temiz bir alanda ondan sonra tohum kompost yapacaksınız ve daha sonra böyle sıvı misel elde edeceksiniz. Sıvı misel nasıl ömrü uzun olur? Şimdi önce böyle küçük bir kavanozda yapın. Benim size gösterdiğim gibi. Daha sonra onu üzerine yine şekerli suyunuzu saf suyla hazırlayıp ilave edin. Yani bir 6 ay sonra bekledikten sonra iyice gelişecektir. Onun üzerine yine şekerli su, saf suyla bir tık kaynattıktan sonra soğuyunca ilave edin. Daha sonra 6 ay sonra daha bekledikten sonra da zaten kavanoz dolmuş olacaktır. Böyle bir tane pet şişenizi alın. Böyle yarıya kadar zaten gelecektir. Onu da öyle 6 ay üzerine sıvı ilave ederek bes yerinizi, yani miselinizi hem kurumuş olursunuz hem de tazelemiş olursunuz. Bu şekilde güzel de mantarınızı yetiştirip satmış olursunuz. Ama kesinlikle ve kesinlikle yeni yapacak olanlar bize soruyorlar işte. Bize hemen benim şu kadar yerim var, ben hemen ne kadar mantar yapabilirim? İşte şu şöyle ben nasıl yapabilirim? Ben size ne dersem hiçbiri doğru olmaz. Çünkü siz önce kendi mantarınızı yetiştirmeyi öğrenin. Mantar nasıl yetiştirilir? Mantar yetiştirdikten sonra temiz mantarınıza nasıl tohum elde edersiniz onu öğrenin. Zaten siz mantara yetiştirince onun nasıl yetiştirildiğini öğreneceksiniz. Yani kendiniz alanınızı kendiniz belirleyeceksiniz. Bakın bu çok önemli. Birilerine kanmayın. Siz mantar nasıl yetiştirileceğini daha öğrenmeden, tohum nasıl yapılacağını öğrenmeden kalkıp ben büyük yapayım, büyük satayım. Olmaz. Tekrar diyorum, olmaz. Bir işi yapacağınız zaman önce o işi öğrenin. Daha sonra çoğaltarak para kazanmayı düşünün. Yoksa siz o işte başarılı olamazsınız ve koyduğunuz küçük sermayenizi de kaybedersiniz. Bakın bu bütün işler için geçerli. O yüzden lütfen adım birdeki, eğer yeni başlayacaksanız adım birdeki videomuzu inceleyin. Orada tohum kompost nasıl yapılır öğrenin. Mantarınızı alın, tohum kompostunuzu yapın. Daha sonra yaptığınız tohum kompostu hiç başka bir işlem yapmadan direkt mantar kompostu yapın. Bakın ben onu da size öğretiyorum. Mantar kompostunuzu yaptıktan sonra üzerinde mantar çıkınca işte o mantarla, o mantarı temiz koruyarak o mantardan yeniden tohum kompost yapın. Ve daha sonra şöyle gördüğünüz gibi bakın. İsterseniz sıvı miselinizi yapar elinizde kurumuş olursunuz. İster katı miselinizi yaparsınız. Yani keyfiniz ne isterse onu yaparsınız. Hani hangisi size daha kolay geliyorsa onu yaparsınız. Ama benim size gösterdiğim adım adım hepsini yapın. Ve daha sonra mantar çok yapıp yetiştirip satmayı düşünün. Eğer siz onları öğrenemezseniz siz para da kazanamazsınız. Siz mantarınızı, tohumunuzu da yetiştirmeyi bilmediğiniz için her zaman kaybedersiniz. Yani yetiştireceğiniz mantar ancak yiyebileceğiniz kadar olur. Burada anlatmaya çalıştım. Bu işte uğraşan kardeşlerim beni anlamıştır.
önce tohum kompostu yaptıktan sonra oranın üstünde mantar çıkacaktır. Şimdi siz kendiniz o mantarı temiz bir alana alıp orada onu büyütüp tohum yaparsanız ne olur? Mantarınızın üzerine bakteri gelmemiş olur ve böyle sıvı misel veya katı besyer hazırlayıp tohum çoğaltma yaptığınız zaman temiz tohumunuz olur elinizde. Bunun sebebine gelince biz niye besyer hiçbir zaman yaptığımız tohuma ilave etmiyoruz? Çünkü bakteri oluşturmaz. Yani besyer ilave ettiğiniz zaman her zaman bakteri oluşturur. Ve o zaman ne olur? Biz bununla kompost yaptığımız zaman hastalık içinde taşımış oluruz. O yüzden böyle tohum kompostumuzu yapıyoruz. Durumuna bakıyoruz. İçinde herhangi bir hastalık yoksa onu alıyoruz. Ne yapıyoruz? Tahıl ilave ediyoruz. Veyahut da böyle dediğim gibi şekerli suyumuzu yaparak böyle kocaman bir parça tohum kompostumuzu içine atıyoruz. Bakın kocaman. İstediğiniz kadar büyük atabilirsiniz. Sizin oradaki besyerinizi bozmayacaktır. Katı veya sıvı. Çünkü sebebine gelince elinizdekinde tahıl yok. Yani sizin oradaki besyeri bozacak hiçbir bakteri içinde barındırmayan tertemiz bir doku. Ve durumları görüyorsunuz. İnşallah sizin anlayacağınız şekilde size yardımcı olmuşumdur. Gelişmeler bu. Tekrar diyorum. Sakın ha sakın. Önce tohum kompost, sonra temiz mantar çıkarmak ve daha sonra bakın ki ne kadar basit bir şekilde yaptık ve basit bir şekilde bu şekilde gelişimini sağladı. Ama şimdi biz bunu ne yaptık? Pazardan getirdik. Biz bunu ne yaptık? Marketten getirdik ve onunla böyle tohum kompost yaptık. Onu da böyle sıvı misel haline getirdik. Biraz burada ne olur? İçimiz rahat değil. Ama eğer biz mantarı kendimiz tertemiz yetiştirseydik, onu da bu şekilde sıvı tohum haline, yani sıvı misel tohum haline getirseydik, içimiz rahat bir şekilde 6 ay boyunca bekletirdik. Bak ben onu da nasıl size korunacağını söyleyeyim. Önce 6 ay boyunca böyle bekliyorsunuz eğer ekim yapmazsanız. 6 ay sonra ne oluyor? Buradaki alan tamamen miselinizle dolmuş oluyor. Onun üzerine ne yapacaksınız? Şekerli saf suyla besyerinizi hazırlayarak ilave edeceksiniz. Yani bu şekilde istediğiniz kadar ömrünü uzatabilirsiniz. Yalnız çok yapacaklara tavsiyem, bu işi kavramış, kendi mantarını çıkarmış yetiştiren kardeşlerime tavsiyem, böyle bir şaşalda yapın. Ne kadar büyük olursa olsun, zaten siz bu işi biliyorsunuz. Orada yetiştirdiğiniz, kendi mantarınızda yaptığınız tohum kompostunuzu istediğiniz kadar üzerine atın. Korkmayın, besyerinizi bozmaz. Çünkü o tohum kompostta tahıl yok. Yani oradaki besyerinizi bozacak herhangi bir durum olmayacağı için de siz istediğiniz büyüklükte samanınızı sıvı besyerinizin içine atabilirsiniz. Ama tahıl olsa onu yapamazsınız. Çünkü tahıl çok olursa orada kızışmaya neden olur. Hem sıvı oradaki sıvıyı bozar hem de bir sürü sıkıntıya yol açar. Yani tohum kompost aslında o kadar güzel düşünülerek sizlere sunulmuştur ki siz bunun kıymetini bilip akıllıca yaparsanız gerçekten bu işi yaparsınız ve para da kazanırsınız. Hepinize kolay gelsin. İnşallah akıllıca bu işi yapıp para kazanıp ekmeğinizi yersiniz. Bizim de amacımız bu. Dediğim gibi kanaldaki adım birden başlayarak videolarımızı inceleyin. Ondan sonra kendinize bu şekilde tohum kompostunuzu elde ettikten sonra gerekli yol neyse zaten orada gösteriliyor. Hepinize kolay gelsin.